Merhabalar. Arjen'in denince tabii ki atletik performans ve spor meraklarına birkaç bilgi aktaracağız. Ama bunun yanında tansiyon, şeker, kolesterol ile ilgili yayınları da kontrol edeceğiz. Son yıllardaki yayınlar. Bakın 56 tane futbolcuyu almışlar. Günde 2 gram 45 gün Arjen'in takviyesi yapmışlar ve bunun sonucunda bu kişilerin atletik performansında bir artış görülmüş. Fakat buna karşı body mass index yani vücut kitle indeksi ve vücut yağ kütlesi ve yağsız vücut kütlesinde herhangi bir değişiklik olmamış. Tabii bu çift gör bir çalışma yani bir tarafta çalışma grubu var bir tarafta kontrol onun için değerli kabul edilebilir. Bir de asıl spor için geçerli Maksimum oksijen uptake'ine bir bakalım. Bakın 11 farklı araştırmada VO2 max'i arttırıyor. Bu da işin iyi bir yönü. Peki hem kalp sağlığı hem de atletik performansla ilgili bir yayın var mı? Var. Günde 6 gram. Bakın bu gramları dikkat etmek lazım. Çünkü çalışmalarda ne söylendiğini tam olarak anlamamız için bunlara bakmamız gerekiyor. Günde 6 gram da hiç fena bir doz değil. Şimdi bütün bu yapılan çalışmaları incelemişler. Bazı çalışmalarda pozitif sonuçlar var ama çok net bir şey yok. Bir de aynı zamanda kim ne spor yapıyor, aerobik mi yapıyor, anaerobik mi yapıyor, kimler kullanıyor bunlar çok önemli. Ve bütün bu performans artışı da birazdan bahsedeceğiz. Nitrik oksit düzeyinin artmasına bağlanmış. Yani dört dörtlük bir çalışma yok. Evet arttırdığı yönünde bir takım belirtiler var. Doğru. Fakat buna karşın kim? Hangi vücut ölçüsünde yaş ve diğer faktörler ve net spor yaptığı da son derece önemli. Yani tek başına artırıyor diye kabul etmek bence çok uygun değil. Şimdi gelelim tansiyona. Tansiyonda da yapılan tüm çalışmaları incelemişler. Tansiyonu düşürdüğü iddia ediliyor. Çünkü nitrik oksit damarları genişletiyor. Birazdan onun üzerinde duracağız. Fakat bakın ne kadar düşürmüş. 4 gram günde sistolik 6.4, diastolik yani küçük tansiyon 4.6 düşmüş. Yani çok çok ufuk. 130-80'den 133 85 mm civada bir takım değişiklikler olmuş. Yani 4-5 milimetre civa gibi son derece düşük bir oranlar var. Peki gelelim kolesterole. Kolesterolde ne var? Kolesterolde bir kere her şeyden evvel toplam kolesterol üzerinde herhangi bir etkisi yok. LDL üzerinde bir etkisi yok. HDL üzerinde bir etkisi yok. Hep sonuçlar aynı çıkmış. Fakat buna karşın triglycerid düzeyini düşürmüş. Ama ne kadar düşürmüş? 7 miligram kadar. Dolayısıyla küçücük ama istatistik olarak anlamlı bu da bir çalışmada diyelim ki trigliseriti düşürüyor dediği zaman beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor. Aynı şekilde atletik performans için de bu geçerli. Şimdi bir de bir şekere bakmışlar. Acaba Arjen'in versek hastaları şekerlerinde bir şey olur mu? Gene tüm çalışmaların incelendiği bir metaneliz bu. Bakın insülin direncinde ve 3 aylık ortalama kan şekeri hemoglobin A1C üzerinde etkisi yok. Eğer 6,5 gram gün gibi bir dozda kullanılırsanız senin insülin düzeylerini düşürdüğü söylenmişti. Hani başlangıçta belki kullanılabilir ama şeker ve şeker hastalığında kullanımı konusunda elde yararlı hiçbir şey yok. Bir de unutmayınız bu çalışmalar söylediğim gibi 45 gün gibi kısa sürelerdi. Yani çok çok uzun süre bunu kullanırsanız ne gibi yan etkileri olacağı konusunda hemen hemen hiçbir bilgi yok. Şimdi biliyorsunuz arjinin bir amino asit. Fakat biz bu amino asiti hem diyetle dışarıdan alıyoruz hem de vücudumuzda üretiliyor. Yani endojen metabolizmamızın bir ürünü bu. Şimdi bu amino asit arjinin kendisi temel olarak fonksiyonları itibariyle baktığınız zaman enzimatik yollarda görevli. Yani bir sürü enzime kofaktör olarak katılıyor. Yani o enzimin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ve temel olarak da vasküler tonusta yani tansiyonda yani damarların büzülmesi ve genişlemesinde sorumlu kabul ediliyor ve bunun yanında bağışıklık da etkisi olduğu düşünülüyor. Hücre büyümesi işte atletik performansla da biraz da bağlanabilir temel görevleri. Şimdi bir kere bu arjinini aldığınız zaman NOS diye nitrik oksit sentaz diye bir enzim var. Bu enzim aracılığıyla nitrik oksit ve sitrüline dönüşüyor. Yani nitrik oksit ve sitrülün etkisi için arjinini alıp onun endotel hücrelerinde bunlara parçalanması gerekiyor. Dolayısıyla bütün etkileri bu nitrik oksit ve stilin üzerinde kabul ediliyor. Ve nitrik oksit bildiğiniz gibi damarları genişletiyor. Dolayısıyla biraz evvel bahsettiğim gibi işgene nitrik okside varıyor. Ve vasküler tonus üzerinde gerçekten endotel hücrelerinde damarı düşüyen tek katlı hücrelerde etkili.